Bunlar hem bilgiye hem ümide dayanıyor, umuda dayanıyor. Ama bilgi olmadan da zaten böyle bir veriyi paylaşmam söz konusu değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla giderken kendi kendine bir mahsuplaşması var. Sürdürülemeyen bir politika var ve bu sürdürülemez politikaya karşı da ikinci yüzyıla giderken bazı kararlar alınacak. Bu oldukça önemli. Bunun başında genel af geliyor. Siyasi tutuklu ve hükümleri kapsayacak ve aynı zamanda da Cumhuriyet'in tekçi anlayışından uzaklaşacağını umduğumuz bazı kararlar söz konusu. Tabii Türkiye'de genel afın yetkisi yasama organına, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Çıkartacağı kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı olarak resmi gazetede yayınlanacaktır ve yürürlük tarihi de 29 Ekim 2023 olacak. Yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tamamlayıp, birinci yüzyılını tamamlayıp ikinci yüzyıla adım attığı bir süreçte yeni bir beyaz sayfanın açılması sağlanacak. Bu toplum sözleşmesi, yani anayasa olarak ifade edebileceğimiz çalışma uzun bir süreci kapsayacak. Büyük olasılıkla Mart ayına, belki yerel seçimlere yetişmeyebilir. Ama esas olan bir değişiklik yerel demokratik sistemlere, yani belediyeler, belediye meclisleri, aslında Türkiye'de il genel meclisi ve belediye meclislerinin çok önemli yetkileri söz konusu. Ana dilinde eğitim meselesinde meclislerin eğitim diline karar verme yetkisi bir yasa değişikliğiyle gerçekleşebilir. Bu anayasaya da aykırılık teşkil etmiyor. Çünkü yerel meclis kararları esastır. Bir örnek vermem gerekirse, Çorum'un İskilip ilçesindeki belediye meclisi hangi dilde eğitim kararını vereceğine bir karar oluşturacak. Aynı zamanda Diyarbakır'ın Bismili'de ve Diyarbakır Meclisi de, Büyükşehir Meclisi de bu konuda karar alabilecek. Aslında demokratikleşmenin psikolojik bir sınırı bu. Bu sınırı Cumhuriyet ikinci yüzyıla giderken aşmak istiyor ve ulusal demokratik haklarını Kürtlerin iade etmek istiyor. Tabii haklısınız, işte yeni toplum sözleşmesi de bu konuyu esas olarak ele alıyor ve aslında burada esas olan ulus devlet kazanımlarının paylaşması. Yani birlikte yaşayacaksak, birlikte bin yıldır bir aradaysak, ulusal demokratik haklarının iadesi ve ulus devlet kazanımlarının paylaşımını gerektiren bir süreç. Barış ve toplumsal barış dediğimiz kalıcı barışın koşulları da buradan geçiyor. Yani ana dilinde eğitim görmesi bir anayasa değişikliği gerektirmiyor şu anda. Yerel yönetimler kanunundaki yapacağımız bir değişiklikte bu geçici olarak yerini alacak, ama esas toplum sözleşmesinde egemen ulus ve egemen inanç sistemine dayalı 12 Eylül hukuku devre dışı bırakılacak ve burada da eşit yurttaşlıkta ifadesini bulacak yeni bir anayasa çalışması artık süreçte yerini alacak. Bu da yine alınacak bir kararla, bu anayasa değişikliğini gerektirmeyen bir husus, devletin o dönemdeki aslında politikasını, sistemin politikasının sonucu. Mesela Seyit Rıza ve yoldaşlarının birçok mezarı kayıp siyasi politik insanlar da var. Özellikle Kürtlerin önemli politik önderlerinin mezarları yeri belirsiz. Şeyh Said Efendi'nin, Seyit Rıza ve yoldaşlarının, işte Bediüzzaman'ın bu konudaki mezarların iadesi de gerçekleşecek. Ve aynı zamanda da yerel isimlerin, yani Kürtçe yerleşim yerlerinin ismi de, köyler dahil tüm yerleşim merkezleri isimleri iade edilecek. Bu zaten olmazsa olmaz bir durum. Çünkü yapılan çalışma Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken bu sorunlardan arındırılmış olarak girmesi gerekiyor. Yoksa belirsiz bir süreç, belirsizlik çağında Kürtlerin ulusal demokratik hakları hiçbir zaman için artık askıya alınamaz. Bu talepler çok yükseldi. Bu taleplerin karşılanması da bir devlet bilinci olarak, devlet aklı olarak öne çıkıyor.